Sevgili arkadaşlarım, herkese merhaba. Daha önceki videomda biliyorsunuz sinüs ve kosinüs fonksiyonlarından bahsetmiştim. Şimdi sıra tanjant fonksiyonuna geldi. Tanjant fonksiyonundan bahsedeceğim. Biliyorsunuz arkadaşlarım, her zaman söylediğimiz gibi derse başlamadan önce kalemimiz, kağıdımız yanımızda hazır olacak. Çünkü söz uçar, yazı kalır. Matematikte yazarak öğrenir deyip tanjant fonksiyonundan hemen dersimize başlıyoruz. Bakın burada yine birim çemberimiz var. Evet. Birim çember olmazsa olmaz. Her şey buradan çıkıyor demiştik. Bakın birim çemberde ben şöyle bir yeşille bir doğru çizdim. Bu doğrunun adı, bakın y eksenine paralel bir doğrudur. Şu açı 90 derecedir. Bu açı 90 derecedir. Bu doğrunun adı x eşittir 1 doğrusudur. İşte bu x eşittir 1 doğrusuna biz arkadaşlarım tanjant ekseni diyeceğiz. Tan ekseni diyorum şöyle kısaca. Tanjant ekseni. Demek ki x eşittir 1 doğrusunun adı neymiş? Tanjant ekseniymiş. Bakalım bir ışın gönderelim. Neler oluyor bir görelim. Bakın buradan bir ışın gönderdim. Biliyorsunuz bu P noktası demiştik buraya. Bu birim çemberi kestiği noktaydı. Burada kosinüs ve sinüs fonksiyonlarından bahsetmiştik. Şimdi nereyi kesen noktaya bakacağız? X eşittir 1 doğrusunu kesen noktaya bakacağız ışınımızın. Bu noktanın adı T olsun. Apsisi bir birim gördüğünüz gibi. Evet. Peki ordinatı ne olacak arkadaşlar? Bakın ordinatına T ismini verelim önce. Sonra buradan pozitif yönlü açımızı alalım. Alfa açısı olsun. Buradan OT, şuraya da A ismini verelim. OAT dik üçgenine göre arkadaşlar. Ne yazalım? Karşı bölü komşu. Yani tanjant alfa yazalım. Bakın karşısı nedir? AT uzunluğu. Şuradaki tanjant alfanın karşılığını yazıyorum. Karşısı AT uzunluğu yani T kadar. Komşusu 1. Yani burada T dediğim şey neymiş aslında? Tanjant alfanın ta kendisiymiş. Yani bu T noktasının ordinatı olan noktaya bu pozitif yönlü alfa açısının tanjantı diyoruz arkadaşlar. Burası son derece önemli. Demek ki bu bizim birim çemberimizde orijinden gönderdiğimiz bir ışın var. Bu ışın illaki bakın gördüğünüz gibi ne yaptı? Tanjant eksenini kesti. Bu alfa açısı herhangi bir açı olabilir. 0 ile 90 arasında bir açı olduğunu kabul edelim mesela. Burada ne yaptı? Tanjant ekseni kesti. Evet arkadaşlarım, tanjant ekseni kestiği noktaya baktığımız zaman bu noktanın ordinatı neymiş? Bu pozitif yönlü alfa açısının tanjantıymış. Yani T noktasının ordinatı tanjant alfaymış. Yani şurası arkadaşlarım, şu maviyle gösterdiğim yer ne olacaktır? Şurası tanjant alfa olacaktır. Peki bu açıyı gene hareket ettirelim. Mesela açı küçülürse karşısı ne oluyor bakalım. Açı küçülürse bakın karşısı küçülüyor. Daha da küçültelim. Şöyle bakın daha da küçülttüm. Daha da küçülttüm. Daha da küçülttüm. Tam sıfırlarsam. İşte sıfır olursa karşı diye bir şey kalmayacak, sıfırlanacak. O yüzden yatay düzleme baktığımız zaman düzlem, yatay düzlemin eğimi sıfırdır. Tanjanta eğim demektir. O yüzden tanjant sıfır derecenin karşılığı sıfır olacaktır. Bakın tanjant sıfır derece neymiş? Sıfır. Açıyı büyütürsek. Açıyı büyüttük bakın. Açı büyüdü. Tanjant ne yaptı? Büyüdü. Karşısı büyüdü. Açı büyüdü. Daha da büyüdü. Açı tam 90'a geldi farz edelim ki. Açı ne yaptı? Buradan büyüdü büyüdü 90'a geldi. İşte duvar oldu yani. Duvarın eğimi sonsuz, tanımsız yani. O yüzden karşısını göremediğimiz için, bulamadığımız için biz buraya ne diyeceğiz? Tanımsız diyeceğiz. Buradaki açının ölçüsü 90 derece olduğu zaman tanjant ekseni ne yapmayacak? Bu gönderdiğimiz ışın tanjant eksenini kesmeyecek. Bakın burada kesiyor. Kesiyor, 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 kesiyor. Ama buraya geldiğimiz zaman ne yapmıyor? Kesmiyor. Bakın burada kesmeye devam edecek. Nasıl kesiyor diyorsunuz? Uzantısı kesiyor arkadaşlar. Uzantısı bakın. Şurada gördüğünüz gibi tanjant bu sefer negatif değerler almaya başlıyor. Çünkü y eksenin altında kalıyor. Bu ordinat olduğu için tanjant neydi? Bu noktanın ordinatıydı ve negatif değerler almaya başlıyor. Demek ki 90'a ulaştığı zaman böyle 90'a ulaştığı zaman tanjant 90 için ne diyeceğiz arkadaşlar? Tan 90 derece tanımsız diyeceğiz. Tanımsız. Peki açıyı büyüttük, ikinci bölgeye taşıdık. Şöyle bir açı çizdik. Onun da uzantısı nerede kesti arkadaşlar tanjant eksenimizi? Aşağıda kesti. X eksenin altında kestiği için bu noktanın ordinatı da tanjant olduğu için ne olacak arkadaşlar, tanjant negatif değerler alacak. Yani ikinci bölgeye geldiğimiz zaman tanjant negatif değerler almış olacak. Ben açıyı büyütmek istiyorum. Biraz daha büyüttüm, biraz daha büyüttüm. Tam buraya gelirsem ne oldu? Bakın arkadaşlar gene bunun uzantısı ne yaptı? Burada kesti. Yani uzantısı tam bu A noktasını kestiği için tanjant 180 derecede sıfıra karşılık gelecek. Açıyı büyütmeye devam ettik. Mesela buraya geldik. Buraya geldik. Nerede kesecek? Uzantısına bakacağız arkadaşlar. Mesela şuradan uzantısına baktığımız zaman burada bir yerde kesti. Gördüğünüz gibi burada bir yerde kesti. O zaman bu kadar oldu. Yani tanjant şu T noktasının ordinatı buraya gelmiş oldu. Sonuç olarak pozitif değerler almaya başladı. Demek ki 1 ile 3'te pozitif değerler alırken
2'de ve hatta 4'te mesela buraya geldiğimiz zaman yine bak burada kesti. 2'de ve 4'te negatif değerler alıyor. 1 ile 3'te de pozitif değerler alıyor. Peki hangi değer aralığında geziyor bu? Bakın arkadaşlar eksi sonsuzla artı sonsuz arasında gördüğünüz gibi şurayı ben bir temizleyeyim çok karıştı. Şöyle yapalım. Bakın arkadaşlar yukarı doğru artı sonsuz, aşağı doğru eksi sonsuz. Bu doğru üzerindeki bütün değerleri alabileceği için eksi sonsuzdan artı sonsuza kadar her türlü değeri alabilir görüntü olarak. Tanım kümesi deyince arkadaşlar tanım kümesi birazcık böyle her zaman bu her değeri alamayacak. Neden? Çünkü fx eşittir tanjant x bir fonksiyondur dediğim zaman bu fonksiyonun bulamayacağımız değerleri çıkacaktır. Mesela 90 derecelik açıya geldiğim zaman f pi bölü 2 dersem tanjant pi bölü 2'nin değeri bulunamayacak. Böyle bir değer yok. O yüzden tanım kümesinde boş eleman kalacak. Ve fonksiyonluktan çıkacak. Ve fonksiyona taşımamız için ne yapmamız gerekir? Tanım kümesini daraltmamız gerekecek. Tüm reel sayılar diyemeyeceğiz. Mesela nerede sıkıntı var? Pi bölü 2'de. Pi ekledik 3 pi bölü 2'de. Pi ekledik 5 pi bölü 2'de. Ha, o zaman tanım kümesini belirlerken maalesef aralığı kısıtlayacağız. Diyeceğiz ki tanım kümesi tüm reel sayılar olamaz. Reel sayılardan pi bölü 2 artı kpi'yi çıkartmamız lazım. Burada k'da bir tam sayı arkadaşlar. K'ya 1 verirsen 0 verirsen pi bölü 2 oluyor. 1 verirsen 3 pi bölü 2. 2 verirsen 5 pi bölü 2. Bu değerler hepsi karşımıza geliyor ve dolayısıyla tanım kümesi bu oluyor. Görüntü kümesi az önce söylediğim gibi tüm reel sayıları ne yapabilir? Alabilir. Her türlü reel sayı karşımıza çıkabilir arkadaşlar. Peki tanjant x nerede değer alıyor dediğimiz zaman eksi sonsuzla artı sonsuz arasında tüm değerleri alabilir. Tanjant nerede artıymış arkadaşlar? Tanjant nerede artıymış? Bir kez daha söyleyelim. Tanjantın artı olduğu yerler 1 ve 3. bölgede artıymış. 2 ve 4'te eksiymiş. Bak neden 1'de arttı? Çünkü tanjant eksini burada kesti. 3'te neden arttı? Gene uzantısı burada kesti. 2 ve 4'te bakın aşağıda kestiği için eksi olduğunu unutmayın. Bu da böyle tanjant fonksiyonuna geçiyorum. Şimdi arkadaşlarım kotanjant fonksiyonuna geldik. Kotanjant fonksiyonundan bahsedeceğiz. Kotanjant ekseni şu kırmızıyla çizilmiş olan arkadaşlar gördüğünüz gibi y eşittir 1 doğrusu olan doğrumuz kotanjant ekseni olarak ifade edilecek. Yani şurası kot ekseni olacak. Şöyle düzgün yazalım. Neymiş kotanjant ekseni? Görmüş olduğunuz bu y eşittir 1 doğrusunun adı artık kotanjant ekseni. X eşittir 1 doğrusu neydi? Tanjant ekseni. Y eşittir 1 doğrusu neymiş? Kotanjant ekseni. Hemen ışınımızı gönderelim. Merkezden, orijinden geldik. Bu ışın gönderdik. Bak kotanjant ekseni diyelim ki burada kesti. İşte bu kestiği noktanın apsisine ama hangi açıyla? Bir alfa açısıyla. Şunu alfa diyelim. Şu noktaya da K diyelim. Apsis neresi olacak arkadaşlar? Şurası olacak. Bakın apsis burası olacak. Yani burası olacak. Ordinat neresi olacak? Ordinat da arkadaşlar bir birim olacak gördüğünüz gibi. Ben bunun apsisine K diyeyim. Ordinatı bir olacak. Bakın şu alfayı buraya taşıyalım. Hop buraya taşıyalım. Şurada bir dik üçgen var. Şuradaki dik üçgende komşunun alfa açısına göre konuşuyorum. Komşu dik kenarın karşı dik kenara oranı diye ifade edersem şurası neydi? K'ydi. Düzelteyim bir dakika burası K'ydi. K'nin bir oranı yani K'nin bir oranı ne olacak? Kotanjant alfa olacak. Demek ki arkadaşlar şurası şuraya B noktası dersek şuradaki BK'ya bakarsanız burası kotanjant alfa. Ben buraya ne diyebilirim artık? Kotanjant alfa bu alfa açısının pozitif yönünü alfa açısının kotanjantı dediğimiz zaman K noktasının ne oluyormuş? Apsisi oluyormuş. Yani kotanjant ekseni kestiği noktanın apsisi bu alfa açısının kotanjantına karşılık geliyormuş. Peki nasıl değerler alıyor? Bakın açı küçülürse büyüyor. Dikkat edin burası mesafe bayağı büyüdü. Açı küçüldükçe ne yapacak? Daha da büyüyecek. Açı küçüldükçe daha da büyüyecek. Ama açı sıfıra ulaşırsa ne olacak? O zaman kotanjant eksenini maalesef kesmeyecek. Kesmeyince tanımsız olacak. Yani diyeceğiz ki o zaman kotanjant 0 derece için tanımsız ifadesi kullanacağız. Tanımsız. Peki açı büyürse bakın büyüdü. Kotanjant küçülüyor. Bakın şu mesafe küçülüyor. Daha da büyüdü. Bu mesafe gördüğünüz gibi daha da küçüldü. Buraya geldi. Buraya geldiği zaman sıfırlandı. Yani ne diyeceğiz? Kot 90 derece sıfırdır diyeceğiz. Sonra devam ediyorum arkadaşlar. Bakın buraya geçtim. Ne oldu? Açı bakın açı ne kadar büyüdü? Açı bu kadar büyüdü. Şöyle bir açı oldu pozitif yönlü açı. Her zaman yataydan başlıyoruz. X'ten o X'ten başlıyoruz. Nereye kadar arkadaşlar? Bu ışınımızın üzerine gelene kadar, değdiği yere kadar. Yani burada
Tam açımız ne yaptı? Bakın bu kadarlık bir açı oluştu. Yani şu görmüş olduğunuz açı bizim için son derece önemli. Kestiği nokta burası. İşte burası arkadaşlar negatif oldu. Bakın negatif. Absis negatif olmaz mı? Burada absisler negatif. X'ler negatif değer alır. Dolayısıyla kotanjant da burada negatif değerler aldı. Peki devam edelim. Yürüdük. Negatif yönde böyle büyüyoruz. Ama aslında değer olarak baktığım zaman değeri küçülüyor değil mi? Peki tam böyle olduğu zaman ne oluyor? Yine kesmiyor maalesef. Yine kesmiyor. O zaman ne diyeceğiz 180 derecenin kotanjantı için? Kotanjant 180 derece arkadaşlar. Sıfır mı? Hayır. Tanımsız diyeceğiz. Tanımsız. Peki devam ediyoruz. Bakın buraya geldik. Buraya geldiğimiz zaman nerede kesiyor kotanjant eksen? Tabii ki uzantısında arkadaşlar. Bakın nerede kesiyormuş? Buralarda bir yerde kesiyormuş. Şuralarda bir yerde kesiyormuş. Şunu yeşille göstereyim. Buralarda bir yerde kesiyormuş. Yine mesafe burası. Kotanjant burası. Değer pozitif. Yani 1 ile 3 ile aynı tanjant gibi. Dikkat edin. Tanjant da 1 ile 3 ile pozitifti. Kotanjant da 1 ile 3 ile pozitif. 2 ile 4'te de haliyle negatif olacak. Bakın açıyı buradan başlattık. Yürüdük, 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 yürüdük geldik. Dördüncü bölgeye geldiğimiz zaman uzantısı bakın burada olacağı için dolayısıyla burası negatif olacak. Kotanjant burada negatif değerler alacak. Devam ettik sıfıra gelirsek yine arkadaşlar yatayda kotanjant tanımsız. Tanjant da düşeyde tanımsızdı. 90 değil mi? 3 pi bölü 2, 5 bölü 2 değerlerde. Kotanjant da 0, pi, 2 pi, 3 pi gibi değerlerde tanımsız olacak. Buna dikkat edelim arkadaşlar. Bu da son derece önemli. Bu değerler bizim için önemli. 270'te ne oluyordu? Onu atladım. Hemen onu da söyleyeyim. Bakın buradan başladık. Döndük. 270 dereceye geldiğimiz zaman bakın şurada negatif değerler alıyordu. Geldik. Burada pozitif değerlere geçtik. Burada arkadaşlar bakın şöyle bir yerde pozitif bir değer. Ama böyle geldiğim zaman ne yapmıyor? Buradan böyle geliyor. Sıfıra ulaşıyor. Ne yapmıyor değil. Ne yapıyor diyecektim. Sıfıra ulaşıyor. Yani kotanjant 270 derece sıfıra ulaşacak. Bakın 90 ile 270'te ne oldu? Sıfırlar ulaştı. Düşeyde sıfır oldu demek ki. Yatayda tanımsız oldu. Buna dedik. Tam tanjantın tam tersi. Peki kotanjant fonksiyonun tanım kümesi için ne diyebiliriz o zaman? Kotanjant fonksiyonu her türlü reel sayı verebiliyor muyuz? Yani fx eşittir. Kotanjant x dediğimiz zaman ben x'e her türlü reel sayı verebilir miyim? Hayır dediğiniz duyar gibiyim. Veremem. Çünkü sıfırda pi'de 2 pi'de. Ne yapamayacak? Değerler alamayacak. Tanımsız olacak. Ben o zaman şuraya kp diyeyim. K'da bir tam sayı olsun. Değil mi? Reel sayılardan kp'yi çıkarttığım zaman böylece en geniş tanım kümesini belirlemiş olacağım. Görüntü kümesi yine tanjant olduğu gibi bütün değerler alacak. Çünkü bakın bu taraf eksi sonsuza giderken bu taraf artı sonsuza. Eksi sonsuzdan artı sonsuza tüm değerleri ne yapacaktır? Alacaktır. Yani sonuç olarak şuraya eksi sonsuz yazalım. Buraya da artı sonsuz kotanjant x. Eksi sonsuzla artı sonsuzla tüm değerler alacak. Kotanjant da tanjant gibi 1 ile 3'te artırken 2 ile 4. bölgede eksi değerler almış olacak. Bu da böyle arkadaşlarım. Tanjant ve kotanjant fonksiyonları böyle. Şimdi şu örneklere bakalım. Hemen hızlıca örneklerimizi yapalım. Ne diyor? Tanjant pi. Tanjant pi. Tanjant yatayda var mıydı? Vardı ve sıfırdı. Evet. Kotanjant 90 düşeyde vardı ve sıfırdı. Yani sonuç sıfır geldi. Kotanjant 270 düşeyde sıfırdı. Unutmayın. Buna 360 eklersem ya da negatif yönde 180 gelmişim. Ya da 360 eklersem tanjant 180 derece olacak. Yine tanjant 180 yatayda sıfır değerler alıyordu. Bu da sıfır. Sonuç gene sıfır. Altındakine bakalım. C şıkkına bakalım. 5 pi bölü 2 esası nedir? 5 pi bölü 4. Şöyle yazayım. 5'i 4'e böleceğiz önce. 5'i 4'e böldük. Bir kere var. Hızlamadım. 4 yazdım. 1. Demek ki burayı kesiyoruz. 1 yapıştırıyoruz. Demek ki burası kotanjant pi bölü 2 oluyor. Yani kotanjant 90. Kotanjant 90'da ne oluyordu? Bakın düşeyde 0 oluyordu. Burası 0. Buraya artı 8 pi ilave edersek esasına gitmiş oluruz. Yani tanjant eksi 7 pi'ye 8 pi eklersem pi. Tanjant pi'nin değerinde 0 olduğunu. Tanjant 0'ın da gene 0 olduğunu. Sonuçların hep 0 çıktığını söyleyebiliriz. Bunlar da böyle arkadaşlarım. Evet arkadaşlarım şimdi şöyle hepsini bir özetlemek istiyorum. Bakın bir tane ışın gönderdim. Hazır bir şablonumuz var. Şu P noktası birim çemberi kestiği nokta. Bu P noktasının absis ve ordinatı ne oluyordu? Bakın buraya da alfa açısı dersek pozitif yönlü açımız. Şurası absisti. Burası neydi? Kosinüs alfaydı. P ne? Düşeydi. Burası neydi arkadaşlar? Şurası sinüs alfaydı. Sin alfaydı. Peki bu ışının tanjant eksenini kestiği nokta T. Bunun ordinatı neydi burası? Tanjant alfaydı. Bu açının tanjantıydı. Peki
Kotanjant ekseni kesti nokta K. Bunun apsisi neydi arkadaşlar? Bu da kotanjant alfaydı. Tabii ben bunu birinci bölgede çizdim ama siz bunu her yerde yapabilirsiniz. Mesela buraya gelebilir, buraya gelebilir, buraya gelebilir. Her bölgede olabilir ama bölgelerdeki işaretlere ne yapacağız? Dikkat edeceğiz. İlerleyen derslerimizde detaylı bir şekilde yine onlardan bahsedeceğim arkadaşlar. Bu da böyle. Bunu da süratle geçip hemen sekant ve kosekant fonksiyonlarından bahsetmek istiyorum. Sekant ve kosekant nedir? Çok fazla üstünde durulmayan fonksiyon çeşitlerimiz ama öğrenmekte fayda var. Nedir sekant ve kosekant arkadaşlarım? Şöyle söyleyeyim. Şimdi arkadaşlarım bakın bilim çemberimiz yine karşımızda. Bu çemberde bir merkezden gönderdiğimiz bir ışınımız var. OL. Bakın bu ışın ne yapmış? L noktasında çemberi kesmiş. Tam bu noktadan çembere bir teğet doğrusu çizilmiş. Şu çizilmiş olan doğru y ekseni k noktasında, x ekseni de m noktasında kesmiş. İşte bakın bu çizmiş olduğumuz teğet doğrusunun x ekseni kestiği noktasının apsisine biz bu alfa açısının sekant diyeceğiz arkadaşlar. Sekant alfa. Yani şu m noktasının apsisi sekant alfa, ordinatı 0 olacak. Aynı mantıkla bu teğet doğrusunun y ekseni kestiği noktanın ordinatına da bu k noktasının ordinatı, k noktasının apsisi bakın 0'dır. Ordinatına da arkadaşlar bu alfa açısının kosekantı diyeceğiz. Bu da CSC alfa diye yazabiliriz kısalık olsun diye. Ama COSEC alfa diye de yazılabilir bazı kitaplarda. Okunurken de kosekant alfa diye okuyoruz. Kısaca kosek de diyebiliyoruz biraz daha kanki olunca. Peki 0 ve kosekant. Yani bu k noktasının apsisi 0, ordinatı kosekantmış. Bir kez daha söylemek istiyorum arkadaşlar. Bir ışın gönderiyoruz. Bu ışın ne yapıyor? Birim çemberi L noktasına kesiyor. Bu L noktasından bir teğet doğrusu çiziliyor. Bu teğet doğrusunun x ekseni kestiği noktanın apsisine bu alfa açısını sekant ederken y ekseni kestiği noktanın ordinatına bu alfa açısının kosekantını şuraya COSEC alfa da yazabilirim. Kosekantı olduğunu söyleyebiliriz. Bakın buradan bir sonuç çıkartacağım. Şurada OLM üçgenini görüyor musunuz? Bu OLM üçgeninde şurası bir birim ya. Komşu bölü hipotenüsü yazmak istiyorum. Nedir? Kosinüs alfaları yani. Şu bakın. OLM üçgeni. Buraya dikkat edin. Buraya böyle hemen fokuslanalım. Buradaki bu üçgende arkadaşlar kosinüs alfa 1 bölü sekanttır. 1 bölü sekanttır. Buradan kosinüsle sekantı yer değiştirebilirsiniz. Biliyorsunuz değişme özelliği var burada orantıda. Sekant alfa ne olacaktır? 1 bölü kosinüs alfa olacaktır. Buradan böyle bir sonuç çıkarttım ve bizim için son derece önemli sonuç olacak. İleride bunları kullanacağız. Sonra arkadaşlar bakın şu alfayı şuraya alayım. Alfayı buraya aldım. Çünkü burası alfa, buraya teta dersem burası alfa olacak. Çünkü alfa ile tetanın toplamı 90. Burası alfa olacak. Bu üçgenin içerisinden de şunu yazmak istiyorum. Sinüs alfayı. Hangi üçgenden? Şurayı karıştırmayın. Bak buraya siliyorum artık. Şu üçgen. OLK üçgeni. Bu üçgene bakın dikkatlice. Buraya fokuslanıyoruz. Hemen bu üçgende ne yapacağım? Ben sinüs alfa yazacağım. Sinüs alfa ne olacak? Karşı bölü hipotenüsten 1 bölü kosekant yani CSC alfa. Bu ikisini yine yer değiştirirsem kosekant alfa 1 bölü sinüs alfa olacaktır. Bunu da çerçeve içerisine alıyorum arkadaşlar. Bakın şöyle kodlayabilirsiniz çünkü bunları kullanacağız, ezberleyeceğiz bunları. 1'in S'si 1'in C'si sekant 1 bölü kosinüs. 1'in C'si 1'in S'si kosekant 1 bölü sinüs. Yani tam tersi. Sekant da 1 bölü kos, kosekant da 1 bölü sin diyerek sekant ve kosekant değerlerinden kaçarak uzaklaşıp kosinüs ve sinüse geçiş sağlayacağız arkadaşlar. Bu bizim için bir geçiş olacak. Son derece önemlidir. Şimdi özetle arkadaşlar bakın şunları sileyim, temizleyeyim. Şöyle. Evet arkadaşlarım şimdi özetle şunu söylemek istiyorum. Birim çember üzerinde MOL alfa açısı var. Bu verilmiş olsun bize. L noktasındaki teğetin x ekseni kestiği noktanın apsisine alfa açısının neyi denirmiş arkadaşlar? Sekantı denirmiş. Sekant yazabilirsiniz böyle. Ve nasıl gösterilir? Sekant alfayla gösterilir. Aynı mantıkla L noktasındaki teğetin y ekseni kestiği noktanın ordinatına bu alfa açısının neyi denir? Kosekantı. Şöyle kosekant diye yazayım. Ve nasıl ifade edilir arkadaşlar? Nasıl gösterilir? COSEC alfa ya da CSC alfa gibi ne yapılabilir? Gösterilebilir arkadaşlar. Bu da bizim için son derece önemli. Peki B ve D noktalarındaki sekant değerleri tanımsız olduğundan sekant fonksiyonunun tanım ve görüntü kümesi nasıl olacak? Bakın neden B ve D noktalarında
sekant tanımsız arkadaşlar. Şimdi biliyorsunuz bu teğet ne yapabilir? Bakın bu teğet şöyle olabilir. Mesela ben bu ışını şöyle gönderebilirim. Bu ışını gönderdiğim zaman bakın böyle gönderdiğim zaman bu sefer benim teğetim nasıl olacak? Tam bu noktadan geçen bir teğetten bahsediyoruz. Buradan geçen bir teğet şöyle, hatta uzatalım bu tarafa da. Böyle bir teğetten bahsediyoruz. Ne yaptı bakın? Bu değer büyüdü. Peki şöyle olduğunu kabul edelim. Daha dar olduğunu, şöyle olduğunu düşünelim. Bu sefer ne oldu arkadaşlar? Bu çizeceğim teğet şöyle olacak bakın gördüğünüz gibi. Ne yapacak? Küçülecek. Peki tam buradan geçersem ne olacak? Tam buradan yani. Şunları sileyim, temizleyeyim. Tam bu şekilde geçersem ne olacak? Çizeceğim teğet arkadaşlar bu sefer dik olacak. Kime? Y ekseni dik olacak. Ve gördüğünüz gibi hangi değere ulaşacak? 1'e ulaşacak. Demek ki birden büyük değerler alabiliyor. Daha küçük değer alabilir mi? Alamaz çünkü teğet bu. Buradan geçemez. O yüzden arkadaşlar birden daha büyük değerler alabilir. Yine şöyle olsa da bakın yine gördüğünüz gibi birden daha büyük değerler. Ama şöyle olursa bakın böyle teğet geçersem yani benim buradaki ışınım şuradan geçerse sonuç olarak bizim açımız, pozitif yönlü açımız böyle olacak. Buradaki değerler ne olacak? Negatif değerler olacak. Gördüğünüz gibi. Peki tam burada yani şuradan geçmesi için ne yapacağım? Şöyle dik çizeceğim gene. Eksi bir değerine ulaşacağım. Ama bu aradaki değerlerimi ne yapmayacak? Alamayacak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sekant nerede değerler alabilecek? Eksi sonsuzdan eksi bire kadar, birden sonsuza kadar. Görüntüler bunlar olacak. Peki tanım kümesi? Tanım kümesi dediğimiz zaman arkadaşlar tam buradan bir teğet çizerseniz bakın. Şöyle bir teğet çizerseniz atıyorum. O zaman ne olmayacak? Yatay ekseni kesmeyecek. Yatay ekseni kesmediği zaman tam buna paralel olduğu zaman şöyle düzgün çizeyim. Tam paralel olduğu zaman arkadaşlar bu durumda yatay ekseni kesmemiş olacak. Buradan çizmiş olduğum teğetler şöyle düzgün çizeyim arkadaşlar. Şöyle bir teğet çiziyorum. Bakın böyle bir paralel teğet çizdim. Gördüğünüz gibi B noktasından ve D noktasından da geçecek bir teğet çizdiğimiz zaman olmadı. Şuradan alalım. D noktasına bir teğet çizdiğimiz zaman da ne yapmayacak? X ekseni yatay ekseni kesmemiş olacak. Yatay ekseni kesmediği için sekant değeri olmayacak. He, o zaman bunun tanım kümesini nasıl ifade edeceğiz? Bakın sekantın tanım kümesini. Reel sayılardan neyi çıkartacağız? Pi bölü 2 artı kpi değerlerini çıkartacağız. K'da bir tam sayı olacak. Görüntü kümesi de arkadaşlar reel sayılardan eksi 1 ile 1 arasındaki sayıları ne yapacağız? Çıkartacağız. Çünkü bu eksi 1 ile 1 arasındaki değerleri ne yapamayacak? Alamayacak. Böyle olduğu zaman 1 oluyor. Böyle olduğu zaman eksi 1 oluyor teğet. Ama böyle olduğu zaman misal az önce gösterdiğim gibi şöyle olduğu zaman negatif değer alıyor. Şurası gördüğünüz gibi negatif değer alıyor. Buradaki absis negatif oluyor. Bu tarafta bir teğet çizerseniz pozitif değer alıyor. Yani 1'in sağ tarafında gördüğünüz gibi değerler alabiliyor. Sekant. Bir de eksi 1'in solunda değerler alıyor. Yani dediğim gibi buradan ve buradan paralel teğetler çizdiğim zaman x eksenine kesmediği için de ne yapamayacaktır? 90 ve onun kpi fazlalarında hiçbir zaman tanımlı olmayacaktır. O yüzden tanım kümesinden onu çıkartacağız. Bu böyle arkadaşlar. Şimdi arkadaşlarım sekanttan bahsettim. Bir de kosekanttan bahsedeceğim. Kosekantı şöyle anlatacağım. Bakın bir OL ışınımız var. Bu OL ışınımızın L noktasını kestiği nokta çemberi L noktasına kesiyor bu ışınımız. Bu L noktasından geçen bir teğetimiz var. Bu teğetin ne yapacağız arkadaşlar? Y ekseni kestiği noktaya dikkat edeceğiz. İşte Y ekseni kestiği noktanın ordinatına bu alfa açısının kosekantı demiştik. Kosekant nasıl değerler alacak? Bakacağız. Şimdi bakın şöyle bir teğet çizerseniz gördüğünüz gibi arkadaşlar bizim ışınımız böyle bir şey olmuş olacak. Sonuç olarak şöyle bir açıyla gelmiş olacağız. Ve ne oldu? Bu değer ordinat küçüldü. Tam şöyle çizersek yani x eksene paralel çizersek ne olacak? Ordinat bir değerine ulaşacak. Eğer buradan çizersek ikinci bölgeye taşımış olacağız. Işın böyle bir şey olacak. Bakın gördüğünüz gibi açımız böyle bir şey olacak. Sonuç olarak yine pozitif değerler alacak. Tam buraya gelirsek bakın şöyle C noktasından geçecek şekilde paralel çizersek ne yapmayacak bu durumda arkadaşlar? Neyi kesmeyecek? Y eksenini kesmeyecek. Y eksenini kesmediği için de 0, pi, 2 pi gibi değerlerde bakın burada ve burada bakın pi de hatta şurası da 0 olarak değerlendirirsek 0'da pi'de 2pi 3 gibi değerlerde ne yapmayacak arkadaşlar? Hiçbir zaman y ekseni kesmeyecek ve kosekant değer alamayacak. O yüzden kosekantı da şöyle ifade edeceğiz. Bakın tanım kümesine baktığımız zaman arkadaşlar tanım kümesini reel sayılardan neyi çıkartacağız? Kpi burada k'da ne olacak? Bir tam sayı olacak. Görüntü kümesine baktığımız zaman da yine reel sayılardan eksi 1 ile 1 aralığını çıkartacağız. Nedenine gelince bakın kosekantta 1 burada bir de burada
paralel çizdiğimiz zaman, şöyle çizeyim ben bunu. Şöyle paraleller çizdiğimiz zaman burada eksi 1 değeri oluşacak. Burada 1. Eksi 1'den daha aşağıdaki değerler alabilecek. 1'den daha yukarı değerler alacak. Mesela bakın şöyle bir teğet çizdiğimizi kabul edersek bizim açımız, pozitif yönlü açımız şöyle bir şey olacak. Yani biz buradan başladık. Bakın buradan başladık. Buraya geldik. Ve gördüğünüz gibi ne yaptı? Çizmiş olduğumuz teğetler negatif bölgede kesti. Negatif değerler alacak. Eksi 1'in altında ve 1'in üzerinde bütün değerler olacak. Yine eksi 1 ile 1 arasındaki değerleri almayacak. Evet arkadaşlarım, sekant ve kosekant fonksiyonları da böyleydi. Tanjant, kotanjant anlattık. Sekant, kosekant anlattık. Bunlara dikkat edeceğiz, bunları öğreneceğiz. Bir dahaki dersimizde bunlarla ilgili işlemler yapmayı, bu fonksiyonlarla ilgili işlemler yapmayı öğreneceğiz. Ben şimdilik dersimizi burada noktalıyorum. Bir dahaki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.